İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 31. oturumu. 2024 Batı Ermenistan Okçuluk Şampiyonası'nın kapanış töreni 15 Eylül'de Yerevan'da gerçekleşti. Hitsuhi Kraliçe Anahit heykelinin korunan bronz başı ve eli British Museum'dan Doğu Ermenistan Tarih Müzesi'ne getirildi. Hobik Avanesov Konferansta Batı Ermenistan'dan Artsakh'a kadar yaşanan soykırım Armenosit süreçleri ele alınıyor. Ker ailesi konferansının ikincisi Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles'ta düzenlenecek. Brüksel'de Artsakh ve Artsakh Ermenilerine adanmış müzikli bir akşam düzenlendi. 8. Armenya Uluslararası Müzik Festivali başladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 31. oturumu 16 Eylül'de gerçekleşti. Toplantıda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lydia Margosyan katılımcıları selamladı. Devlet Başkanımız, Kraliçe Anahit ile ilgili üst düzey düzenlenen etkinlikten ve bu etkinlikte yaptığı önemli konuşmalardan bahsetti. Bu etkinlikte Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan açılış konuşmasında bulundu. Ulusal Konsey Başkanı Abrahamyan, Anait Lisuhi kültünün Batı Ermenistan'da halen etkisini sürdürdüğünü vurgulayarak, Ayazmaların bu bölgelerde yaşayan Ermeniler açısından önemine özellikle değindi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan konuşmasında, Kutsal Anayite Adana'nın konferansa farklı ülkelerden yaşayan Batı Ermenistan hükümeti temsilcilerinin katıldığını belirtti. Bu bilimsel etkinliğin uluslararası toplumu Ermeni mirası konusunda bilgilendirmeye yönelik bir platform olduğunu da ayrıca vurguladı. 2024 yılının Batı Ermenistan Okçuluk Şampiyonası'nın kapanış töreni 15 Eylül'de gerçekleşti. Törene bu geleneksel spor dalında yeteneklerini ve eğitimlerini sergileyen farklı bölge ve topluluklardan katılımcılar katıldı. Katılımcılara ödül ve madalyalar bizzat Ulusal Konsey Başkanı Armenek Abrahamyan tarafından takdim edildi. Abrahamyan kapanış konuşmasında bu etkinliğin Batı Ermenistan'ın kültürel ve spor mirasının korunması ve geliştirilmesindeki rolünü vurguladı. O, okçuluk şampiyonasının sadece milli spor becerilerimizi sergileme fırsatı sunmadığını aynı zamanda Ermenilerin birleşmesine ve milli değerlerin yeni nesillere aktarılmasına da katkı sağladığını kaydetti. Ona göre bu olay mirasımızın, geleneklerimizin ve köklerimizin her zaman canlı olduğunu ve dış baskılara rağmen güçlenerek devam ettiğini kanıtlıyor. Doğu Ermenistan Tarih Müzesi Ana Tanrıça Anahit'ten Mariyama adlı uluslararası serginin açılışı 21 Eylül'de gerçekleşecek. British Museum'dan 6 ay süreyle geçici olarak sergilenmek üzere getirilen Kraliçe Anahit'in İsa'dan önce 2. 1. yüzyıldan kalma bronz heykelinin başı ve eli 6 ay süreyle geçici olarak sergilenecek. Sergi Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı... British Museum ve İngiltere'nin Doğu Ermenistan Büyükelçiliği ile diğer yapıların desteğiyle düzenlendi. Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Janna Andreasyan, bunun British Museum'deki sergilerin halkın erişimine açılması ve uluslararası düzeyde bir sergi düzenlenmesi açısından Doğu Ermenistan için eşsiz bir fırsat olduğunu vurguladı. Ana teması annelik ve kadının tarihteki rolü olan sergide etkinlik kapsamında Doğu Ermenistan Tarih Müzesi arşivlerinden de değerli örnekler sunulacak. İngiltere Büyükelçisi Jan Gallagher serginin Ermeni halkı için büyük önem taşıdığını belirterek İngiliz ve Ermeni Tarih Müzeleri arasındaki işbirliğine dikkat çekti. Franz Werfel'in Musa Dağ'da 40 Gün adlı romanının 90. yıl dönümüne ithaf edilecek olan Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit geçmişin ve bugünün yansımaları adlı bir konferans Yerevan'da 19-21 Eylül günlerinde düzenlenecek. Konferansın organizasyon komitesi üyesi Hovik Avanesov soykırım Armenosid'in yeni tezahürlerinin özellikle de Arsak'ın işgalinin arka planında bu tür konferansların düzenlenmesinin daha anlamlı hale geldiğini belirtti. Uzmanlar soykırımın önlenmesi ve cezalandırılmasının önemini, cezasız kalmanın tehlikelerini ve modern soykırım literatüründeki eğilimleri tartışacak. Azerbaycan'ın Arsak'a yönelik uyguladığı soykırım Armenosid politikasına özel önem verilecektir. Konferans aynı zamanda bilim insanlarının deneyimlerinin paylaşıldığı ve ortak araştırmaların yürütüldüğü bir platformdur. Los Angeles California Üniversitesi Promis adlı Armenoloji Enstitüsü Ker Ailesi Konferansı'nın ikincisini duyurmaktan mutluluk duyar. Dayanıklılığımızın sınırı başlıklı ders. Peder, Hovannes, Eskician ve Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit sırasındaki direniş ağı başlıklı makale, Kolombiya Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi'nden Doktor Haçik Muratyan tarafından sunulacak. Açılış konuşmasını Aygazyan Üniversitesi'nden Doktor Antranik Dakesyan yapacak. Etkinlik 18 Ekim 2024'te Pasifik Okyanusu saat ayarı ile saat 19'da Los Angeles California Üniversitesi'nin Mong Öğrenme Merkezi'nde gerçekleşecek ve Zoom ve YouTube platformlarında eş zamanlı yayın yapılacak derste Hovannes Eskicihan ve arkadaşlarının Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenosi sırasında faaliyet gösteren, halkın yok edilmesine karşı mücadele eden gizli direniş ağı içindeki rolü ortaya çıkarılacaktır. Eskican ve meslektaşlarının aile arşivleri de dahil olmak üzere yüzlerce hikaye, resmi belge ve misyonerlik materyali toplayan Muratyan, Osmanlı Suriye'sindeki soykırım, armenosit ve direnişin sosyal tarihini de sunacak. Etkinlik Ararat Eski Müzesi, Ulusal Ermeni Çalışmaları ve Araştırmaları Birliği, Haygazyan Üniversitesi ve Los Angeles California Üniversitesi'nin Orta Doğu Çalışmaları Merkezi tarafından düzenleniyor. Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz. 13 Eylül'de Brüksel'deki Sen Mari Magdalena Kilisesi Arçak ve Arçak Ermenilere adanan müzikli bir anma ve umut gecesi için kapılarını açtı. Brüksel'deki Armen Pres muhabiri Lilith Gasparyan'ın verdiği bilgiye göre geceye Ermeni Apostolik Kilisesi Arçak Piskoposluğu lideri Vırtanes Piskopos Abrahamyan da katıldı. Psikoposluk lideri dinleyicilere hitaben yaptığı konuşmada nüfusu azalan Arçak'ın aynı zamanda 5000 tarihi ve kültürel eseriyle bin yıllık bir mirasın tehdit altında olduğunu belirtti. Piskopos Vartanes Abrahamyan yaptığı konuşmada bugün Artsak'ın nüfusunun azaldığını, tarihi anıtlarımızın tehlike altında olduğunu acıyla kaydetmek zorundayız. Güney Kafkasya'da Hristiyanlığın Ermenistan ve Artsak ile başlayıp bittiğini her zaman söyledik. Artsa halkı bin yıllık büyük bir miras bıraktı. Bizim bilgilerimize göre nüfusun azalmasının üzerinden bir yıldan az bir süre geçtikten sonra Azerbaycan bu anıtların yüzde onundan fazlasını yok etti. Bugün uluslararası kuruluşlar dahil hiç kimsenin burayı ziyaret etme ve durumu yerinde görme imkanı bulunmamaktadır. Bu jeopolitik bölgenin bir diğer önemli değeri de Artsa halkıdır. Ana vatanlarını terk ettiler ve bugün Doğu Ermenistan'da ve yurt dışında yaşıyorlar. Artsa halkı bin yıllık bir kültürün lehçenin ve geleneklerin taşıyıcılarıdır ve artsa halkının bir arada kapsamlı bir şekilde yaşama imkanına sahip olmaması nedeniyle günümüzde nesli tükenmekte olan bir halktır. Arsa halkı ancak ve ancak Azerbaycan'ın kontrolünde olmaması ve uluslararası güvenlik garantilerine sahip olması şartıyla kendi topraklarına dönmek istiyor. Halkımız yerinden edildi ve soykırıma Armenistan'da e uğradı ve geri dönme hakları var dedi. Piskoposluk temsilcisinin konuşmasının ardından piyanist Lorenz Anahit Mkhitaryan, opera sanatçısı Maria Abayan, Şamber ve Duduk sanatçısı Vartanova Nisyan'ın katılımıyla müzikli bir gece düzenlendi. Gecede Belçika Ermeni toplumunun temsilcileri, Belçikalı politikacılar ve tanınmış şahsiyetler de hazır bulundu. Etkinlik Alman Munk girişimi, Avrupa Ermeni Davası Ofisi, Ermenistan Genel Hayırseverler Birliği, Belçika Ermeni Apostolik Kilisesi Piskoposluğu ve diğer bazı kuruluşların ortak çabalarıyla gerçekleşti tiyatro ve konser organizasyonlarının yeni 2024-2025 tiyatro sezonu kapsamında Doğu Ermenistan Devlet Senfona Orkestrası'nın 19. konser sezonunun açılışını da duyuran 8. Armenya Uluslararası Müzik Festivali bugün başladı. Konserde Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Janna Andriasyan, Bakan Yardımcısı Daniel Danielyan, Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Vasilis Maragos katıldı. Doğu Ermenistan üst düzey yetkilileri, Doğu Ermenistan Akredite Büyükelçiler ve Frankofon Oyunları Organizasyon Komitesi Delegasyonu üyeleri de etkinlikte hazır bulundu. 28 Ekim'e kadar devam edecek olan bu festival, klasik müzik severleri 8. kez bir araya getirerek Ermeni seyircisine müzik ziyafeti sunuyor. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarla gördük. Hoşçakalın.